telefonlarımı açmıyorsun? Her aradığında açmak zorunda değilim. Neden aradığımı çok iyi biliyorsun. Eşek gibi açacaksın. Bunu burada konuşmanın sırası değil Necat. Bunu şimdi tam da burada konuşacağız. Ne oluyor? İçeride mi dışarıda mı? Dışarı çıkalım. Tam da senden beklediğim bir cevap. Ben de sizinle geliyorum. Hayır. Zülal hamile. Ne yaptığının farkında mısın? Şu haline bir bak. Zülal'i bana karşı kullanma! Necat, kulüpteyiz. Neyi bilmiyorum? İşin aslında bir neden saçmalıyor. Eğer tarafsız bakabilirsen anlatacağım. Lan Nüket benim kardeşim. Sense ne mal olduğunu bildiğim eski bir arkadaşımsın. Nesine tarafsız bakayım ha? Necat, lütfen bunu burada uzatmayalım. Bunu burada konuşmalım. Ne yeri, ne zamanı. Niye? Utanır mısın? Gururun mu incinir? Namık, biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Hemen. Bu Zülal'den çok eski bir şey. Ne eskisi hayvan? Bebek bir aylık. Ne? Ne bebeği? Ne Nüket? Anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Senin bebeğinden bahsetmiyoruz Zülal. 3 haftalık evli bir adamın Nüket'i bir ay önce hamile bırakmasını konuşuyoruz. Zülal'i benden uzaklaştırmak için en büyük kozu buldum ve kullandım. Tanrı'nın sevgili kuluymuşsun. Ama şimdilik... Köşeye sıkıştım. Hiçbir yere kaçamazsın. Yediğin pislikleri tek tek temizleyeceksin. Tamam, çekilin arkadaşlar. Bu burada bitmedi Mahmut Anlaç. Koş, Zülal'i alt. Sevgini göster, şefkatini ver. O benim karım. Benim çocuğumun annesi olacak. Sahile gider misiniz? Biraz yürüyelim ha. Efendim anneciğim. Eda kızım, hemen bize gelir misin? Geliyorum. Kızım.
Nasılsın? İyiyim. Namık seni aradı mı? Tabii ki hayır. Kontrolü nasıl geçti? Anne bırak şimdi kontrolü. Abim Namık'ı bulmaya gitti. Arıyorum açmıyor. Olsun güzelim. Niye telaş ediyorsun? Her şey olacağına varır. Şimdi buluruz. Sen kontrolü nasıl geçti onu söyle. İyi geçti anne. Bir terslik yok. Çalıyor ama cevap vermiyor. Bir daha deneyelim. Yok. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Nasıl yaşıyorsun bu evde? Üzülme kızım. Nihayetinde başını mı sokacağım bir yer burası. Rutubet kokuyor. Hastalanacaksın. Elim biraz para görsün, daha iyi bir yere taşınacağım. Dönmeyecekmişsin gibi konuşma baba. Dönmeyeceğim tabii. Anneme kızgınsın anlıyorum. Ama o seni seviyor, sen de onu. Bu gemi bugüne kadar yürümüş gelmiş. Zülal nasıl? Anne diyor mu Evset'e? Demiyor. O da senin gibi her şeye küs. Zaten bu işte bir onun günahı yok, bir de benim. Ha bir de senin. Annene nerede kaldığımı söyleme tamam mı? Söyleyeceğim. Melek. Söylerim tabii. Seni çok merak ediyor. Hayır. Evet. Nereye gitti acaba Nejat? Kader dedi. Ne demek istedi Evset? Bir bilsem. Ben de hiçbir şey anlamadım. Efendim? Feride Hanım. Merhaba Namık ben. Zülal orada mı? Yok. Beraber değil misiniz? Hayır. Namık ne oldu ya? Er ya da geç Nejat da oraya gelecekler. Benim de ufak bir işim var, sonra ben de geleceğim. Bu sırada haber alırsanız lütfen. Lütfen bana haber verin. Çünkü telefonunu kapatmış. Dediklerinden bir şey anlamıyorum oğlum. Ne oldu söyler misin lütfen? Ben bir yanlış yapmadım. Zülal evet dediğinden beri ne ona ihanet ettim ne de onu incitecek bir şey yaptım. Ama siz koynunuzda bir yılan beslemişsiniz. Haberiniz yok. Ne oldu? Ben Zülal'e ihanet etmedim. Onu incitecek bir şey yapmadım. Siz koynunuzda yılan beslemişsiniz. Baban öyle bir şeyler dedi. Güya Zülal'le Nejat ortadan yok olmuşlar. Ne? Ben size bir su getireyim. Allah'ım. Uzun bir süredir görüşüyorlarmış. Haftalık. Öyleymiş. Ne yapmayı düşünüyor? Ben ayrılacağım. Burcu benden önceydi.
Nükhet de benden önceydi. Fark etmez. Bunu kaldıracak değilim. Zülay, senin artık bir bebeğin var. Ben de babasız büyüdüm. Her ne olmuş olursa olsun, değişmeyen bir gerçek var. İkisi de seni yalansız seviyor. Kaç? 12'ye 5. İlacınızı için. Uzanın şöyle. Ayaklarınızı da uzatın biraz. Zülal'i mi aradınız? Evet. Şimdi kimi arıyorsunuz? Necat'ı arıyorum. O da cevap vermiyor ama dur bakalım. Yok. Cevap vermiyor. Açmıyor. Hayır. Tekrar arıyorum. Ne fark eder, sana da cevap vermeyecek. Demek ki Namık'ı buldu. Bana da öyle geliyor. Sen konuştun mu? Evet. Peki ne kadarlıkmış müstakbel torunumuz? 1 aylık. Vay salak herif ya. Vay salak herif ya. Ya nasıl temizleyememiş bu iş? Ya da nasıl temizleyeceğine dair bir fikri var mı? Sana bir şey söyledi mi? Böyle olmasını istemedim diyor. Baba, Namık da çok iyi durumda değil. Nüket'i istemediğini söylemiş ama Nüket herhalde annesinin de baskısıyla... Kızım, böyle olmasını istemeyen adam yaşam tarzını değiştirir. Baksana herifin ne Nüket'i bitiyor, ne Burcu'su bitiyor. Yeter ya, yeter. Ben onun yaptıklarının acısını çekmek için gelmedim bu dünyaya. Güzelim ortaklığımı 7 hatlarla bozdum. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de ömrümü verdiğim şirketlerimin geliriyle... ...ben gidip Belkıs Hanım'ın torununa bakacağım, öyle mi? Olacak şey değil, olacak şey değil. Şale, Şale bana bak. Hemen gidip konuşacaksın o kadınla. Yani kızını döverek mi ikna eder, severek mi ikna eder bilemem ama bu işten vazgeçilecek. Bu çocuk doğmayacak, o kadar. Kadını karıştırıyorsunuz. Zorla mı beraber olduk? Sana ben mi hafile kal dedim? Korunmasını ben mi öğretecektim? Bu şekilde mi sana geri döneceğim? Ne oluyor? Kızıma böyle bağıramazsın. Sen karışma. Yeterince burnunu soktun zaten. Polis çağıracağım. Hele bir ara. Senin gücün benim ailemi yatmaya yetmez. Ama kızın senin gibi annesi olduğu için kuklu olur. Namık anlaşamayalım, olmadı başkasına. Senin o kadar da kafası çalışan bir kız olmadığını biliyorum. Eminim ki bebeği aldırmamak senin kararın değil. Ama eğer öyleyse benimle asla beraber olmayacağını anlamamış kadar salaksın demek. Ne oluyor? Kime salak diyorsun sen ha? Asıl o çocuk dünyaya gelsin. Kimin salak olduğunu göreceksin. Yeter! Yeter! Seni de, bebeğini de istemiyorum. Nüket ya! Nüket! Nüket! Canım, yavrum, kızım, Nüket. Nüket. Ali. Ali çabuk. Yavrum, Nüket. 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 Tamam canım. Hadi içeri gidelim.
içinde bir parça kalıp kalmadığına bakmamız gerek. Biraz yanında kalabilir miyim? Gayet tabii. Ama kısa tutun. Sakinleştirici verdik. Dinlenmesi gerekiyor. Tamam. Söylememişler. Zülal'in evlenip hamile kalmasını mı beklediler? Eğer Namık bunu bile bile evlendiyse o zaman Namık suçlu. Nikahta da hiç belli etmedi. Ne kadar sinsiymiş. İstiyorsan evimiz burada. Tamam mı annem? İyice düşün. Ben seni doğururken nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ben ama aşık olduğum için evlenmedim. İçin evlendim. Güvenim bitti. Şimdi tek düşündüğüm bebek. Belki de sana benziyorum biraz. O yüzden vazgeçme düşüncesi çok ağır geliyor. Sandığınız gibi değil. Nikhet hamile. Bu kadar somut bir şey nasıl sandığımız gibi olmayabilir? İhanetle suçlanacaksan bu seninle evlendikten sonra yaşadığın bir şey olsun. Ya sen nasıl bir adamsın? Ne biçim bir şey bu? Ciddi bir şey değil. Adına beraberlik bile diyemeyeceğim bir şey. Namık. Nejat. Zülal, dışarıda konuşabilir miyiz lütfen? Neden? Lütfen. Namık, hepimiz aldatılmış hissediyoruz kendimizi. Feride Hanım, sizin kızınıza ettiğiniz ihanetin yanında benimkisi hiç kalır. Hop hop hop. Durumları birbirine karıştırma. Sen de kendi karın ağrın yüzünden benim evliliğime karışma. Nejat. 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 Thank you.
Evet, biliyordum. Ama söylemedin. Aldırmasını istedim. Planlanmış bir şey değildi. Ya nasıl bu kadar hafife alabiliyorsun? Ona aşık olmadığımı bile bile defalarca geldi. Kimse zaaf olmayan biriyle birlikte olmaz. Burada zaaf karşındakinin kim olduğu değil. Erkek olmadığın için anlamıyor olabilirsin. Sorumluluk almak istemiyorsan önlemini alacaksın. Bu onun da düşünmesi gereken bir şeydi. Belki de bir tuzağa düşürüldüm, bilmiyorum. Olmasını asla istediğim bir şey değildi. Oldu artık. Değiştiremezsin. Peki nedir kararın? Yalnız kalıp biraz düşünmek mi? Peki, tamam. Buna düşünecek bir şey yok. Bu benim hazmedebileceğim, kabul edebileceğim bir şey değil. Saçmalama. Ayrılmak istediğini falan söylemeyeceksin herhalde. Sürel, biz evliyiz. Çocuğumuz olacak. Ayrıca bildiğim kadarıyla aramızda bir sorun da yok. Senden önce olmuş bir şey için bunu affedemezsin. Ederim. Sen Nükhet'e karşı nasıl bir mesafedeysen ben de sana karşı o mesafedeyim. Seni geri alana kadar her gün buradayım. Her gün, her gece. Evliliğimizi ne Nükhet ne Necat. Hiç kimse bitiremez. Ben güven duyulmayacak bir adam değilim Zürel. Sana elimi uzattıktan sonra hiçbir yanlış yapmadım. Biraz adil düşündüğünde senin de bunu anlayacağına eminim. Kardeşine sahip çıkarsın umarım. Lan, benim bildiğim arkadaş arkadaşın kardeşine sahip çıkar. Bu işte kardeşimin de hatası var dediğini biliyorum içinden. Ama bana karşı öyle öfke dolusun ki bunu kendine itiraf edemiyoruz. Çünkü o zaman Namık haklı çıkacak. Zülal'e olan zaafın yüzünden vicdanını rahatlatamayacaksın. Zırvalama. Ben aynısını Eda'ya yapsaydım ne yapardın? Kardeşim salak derdim. Aslında aynı durumdayız eski dostum. Bir senaryoda Namık Zülal'i seviyor ama Nükhet onun peşinden koşuyor. Diğer senaryoda Necat Zülal'i seviyor ama Eda onun peşinde. Sadece Eda daha akıllı ve sen daha sağduyulusun. Namık, sen beş para etmez adamı tekisin. Belkıs'a gittim. Biz tartışırken Nükhet fenalaştı. Kanaması falan vardı. Bir ara istersen. Ne oluyor oğlum? Benim telefonum kapalı, dur açayım. Arıyorum, arıyorum. Çalıyor. Allah kahretsin. Kulübün önünde arabanın içinde unuttum. Belkıs Hanım'ın telefonu lazım. Buradan ara. Necat. Aa, Feride Hanım arıyor. Alo Feride Hanım. Belkıs Hanım, ben Necat. Necat, neredesin sen? Nükhet nerede? Çok kötü şeyler oldu. Nükhet bebeğini kaybetti. Hangi hastanedesiniz? Tamam, geliyorum. Nükhet bebeğini kaybetmiş. Ben de geliyorum senin. Gayet iyi. Yanına girebilir miyim? Tabii, girebilirsiniz, buyurun. Sağ ol. Sen gir. Böyle talihsizlik olmaz olsun. Hangi birine üzüleceğimi şaşırdım. Sakın ara bulmaya çalışmayın. Zülal ayrılmak istiyorsa ayrılsın.
Necat Namık konusunda en başından beri haklıymış. Zülal gitmek istemezse hiçbirimiz onu bırakmayız. Sen merak etme. Kızların kaderleri annelerine benzermiş. Anne. Durun siz. Ayakta kalmayın. Ayakta durdukça herkes daha beter oluyor. Konuyu değiştireyim biraz. Şu kasvetten kurtulalım. Olanları değiştiremeyiz nasılsa. Bugün babamı görmeye gittim. Çünkü bence seni hala çok seviyorum. Nükhet ikinci. Koridorun sonunda sağda. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Burası mı? Burası. Girebiliyor muyuz? Ben kısacağım. Önce sen gir. Kabul ederse ben de girerim. Tamam. Her şeyin bir sebebi vardır. Bazen böyle olması gerekiyormuş deyip susmak lazım. Avunmak için hep yaptığımız şey. Avunmak için değil. Sen de zamanı geldiğinde geriye baktığında kendine aynı şeyi söyleyeceksin. Bu bebeğin dünyaya gelmemesi belki de Nükhet için daha iyi oldu. Babamı görmeye gidecek misin? Gelmesin demiş. Bilmiyorum. Git Evset. Bak sen ikna edemezsen ben gidip konuşacağım Halil Efendi ile. Zülal'i bana evlatlık verir misin derken inan Evset, yuvanın bu sebeple yıkılacağı hiç aklımın ucuna bile gelmedi. Yuvamı yıkan Zülal değil Feride Hanım. Ömer. Ben de ondan bir şeyler kalmasın. Yok. Ne Zülal ne Ömer. Benim. Benim sana bir sır saklatmış olmam. Öbür türlü Halil Efendi Zülal'i bilecekti. Senin bir kızın olduğunu bile bile evlenecekti seninle, kim bilir. Kendinizi suçlamayın Feride Hanım. Günahlarımızı bir kefeye koysak benimki sizinkinden ağır gelir. Zülal'i veren bendim. Affedersiniz, bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Başımı atlatacağım. Zülal öğrendi mi? Evet. Dışarıda. Eğer izin verirsen seni görmek istiyor. Çok üzgünüm.
gelebilir. Hadi biz çıkalım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söyleme. Senin de hiçbir derdim yok. Neden bana söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim ki? Gelmene çok şaşırdım. Eğer ben de bir bebek beklemeseydim... Yeni evli bir kadını hiçbir güç buraya getiremezdi. Dünyaya gelmek isteseydi gelirdi. Bebekler geleceği zamanı ailelerini kendi seçermiş derler. Demek ki doğru zaman değilmiş. Herkes yaralarımı sarmak için bir şeyler söylüyor. Ama için bunu bir anda kabul etmiyor. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Burada olman çok iyi geldi. Benden nefret edeceğini düşünmüştüm. Neşet'in kardeşi benim de kardeşimdir. Kardeşler kocadan değerlidir. Neşet. Teşekkür ederim. Ne için? Her şey için. Teşekküre gerek yok. Ben ne yaptıysam kardeşim için yaptım. Daha doğrusu yapmaya çalıştım. Sen yapman gereken her şeyi yaptın. Hepsi Namık'ın suçu. Koşun Kit de o kadar hazır değildi, istemiyor. Geçmiş olsun. Mersin. Zülay. Namık'la ne yaparsınız bilmiyorum ama size daha çok yakışan ve güvenilir biri layık. Nüket nasıl? Nasıl olsun? Oh. Esed nerede? Uzandı biraz. Bu kadar erken yatmazdı. Bir şey mi oldu? Bugünlerde morali biraz bozuk. Bir kendi haline bırakmak lazım. Anlıyorum. Aa, döndünüz mü? Kardeşini görebildin mi? Gördük. Zor bir dönem geçiriyor. Üzülmeyin. Belki de herkesin gerçekten bir kaderi vardır.
Oraya giden yol uzuyor, karışıyor. Ama varılan yer hiç değişmiyor. Sana eski odanı hazırladım yine. Bu şartlar altında kulağa pek hoş gelmese de eski evine hoş geldin. Yine anne evindeyiz.